206 ekonomik anlamda Peugeot'ya can suyu olmuş bir model. Modelin uygun fiyatı, çekik gözlü başarılı tasarımı özellikle gençlerin ve küçük ailelerin oldukça dikkatini çekti. Beğeni toplayan 206'lar 1998 yılı sonbaharında üretilmeye başlayıp Plus modelini de dahil ettiğimizde 14 yıl gibi uzun bir süre üretimde kalmayı başardı. 2000 yılında Euro NCAP'in yaptığı çarpışma testleri sonucunda Peugeot 206 yolcu güvenliğinde 5 üzerinden 4, yaya güvenliğinde ise 4 üzerinden 2 yıldız alarak o yıllarda sınıfının ve rakiplerinin üzerinde bir güvenlik seviyesine sahip olduğunu göstermiş bir otomobil. Peugeot modelleri genel olarak sorun çıkartma, yalıtım zayıflığı, işçilik ve malzeme kalitesi düşüklüğü gibi konularda olumsuz bir imaja sahip olsalar da 206'lar bu olumsuz imajı bir derece azaltmış bir model. Yine çok iyi bir yalıtıma sahip olmayıp trim ve torsiyon sesleri var olsa da 206 Peugeot ortalamasının üzerinde bir otomobil. Otomatik şanzıman önceliği olan sürücüler için de dönemine ve sınıfına göre nispeten daha sağlam olan bir otomatik şanzıman alternatifi de sunabiliyor. Küçüklüğünün verdiği avantaj ile park etmesi kolay ve şehir içi kullanımı oldukça pratik ve keyifli olan 206'ların arka oturma alanı ve 245 litrelik bagajı çok yeterli değil. Sonradan ekleme gibi duran ve birçok kimsenin beğenmediği sedan karoserleri piyasada çok fazla ilgi görmezken hem kupe hem kabrio olabilen CC modelleri görenlerin bir kısmına hala baş çevirtirebiliyor. Üç kapılı modelleri ise düşük fiyatları nedeniyle daha çok öğrencilerin ilgisini çekiyor. 2 litrelik motorlu modelleri hem piyasada çok az bulunduğundan hem de bizlerin ekonomik radarına girmediğinden üzerlerinde durmuyoruz. 1.4 litrelik benzinlerinde 75, 88 ve 90 beygirlik modifikasyonlar var. 90 beygirlik 16 subaplı motorları önersek de piyasada en yaygın olan 8 subaplı 75 beygirlik motorlar. Bu motorların yakıt tüketimleri şehir içerisinde genel olarak 9 litre seviyelerinde. Daha yaygın olan dizel motor ise 1.4 litre 68 beygir gücünde ve 15 saniyeye yaklaşan 0-100 zamanını 150 Nm'lik tork gücüyle ara hızlanmalarda telafi ediyor. Dizel motorlu Peugeot 206'ların şehir içerisindeki yakıt tüketimleri 6 litrenin altına düşebiliyor. Sevilen ve ilgi gören 206'ların yol tutuşları sınıfına göre oldukça başarılı. Yol tutuşu ve sürüş kabiliyetini arttıran arka torsiyonlar zamanla ses yapıp masraflar çıkartabiliyor. Ayrıca kullanıma bağlı olsa da alt takımların erken yıpranması, direksiyon kutusu sorunları ve elektronik sorunlar 206'larda daha sık görülebiliyor. Peugeot'un çok satanlarından olan 206 oldukça uzun bir dönem üretimde kaldığı için ikinci eldeki fiyatları farklılıklar gösterebiliyor.